Sevgili çocuklar, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ben Özlem öğretmeniniz. Bugün sizlerle matematik dersinde tartma konusunu işleyeceğiz. Evet çocuklar, nesnelerin kütlelerini ölçmek için yapılan işleme tartma diyoruz. Biliyorsunuz çocuklar, tartmayı eşit kollu teraziyle, kantarla ve baskülle buna benzer aletlerle ölçüyoruz. Kütle ölçtükten sonra bu kütlenin ölçü birimi ise çocuklar kilogramdır. Kilogram kütle ölçü birimidir. Ve çocuklar küçük harflerle KG şeklinde gösteriliyor. Neleri çocuklar biz kilogramla ölçeriz? Günlük hayatımızda böyle meyveler, sebzeler ya da un, mercimek gibi gıdalar yine kilogram ile ölçülen çevremizde gördüğümüz gıdalardır. Evet, burada da gördüğümüz gibi karpuz, patates, domates, un var. Bunlar yine kilogram ile günlük hayatımızda ölçtüğümüz eşyalar, nesnelerdir. Evet çocuklar, kilogramdan daha büyük kütleleri ise biz ton ile ölçeriz. Bugünkü dersimizde İşte biz bunu öğreneceğiz. Kilogramdan daha büyük ölçüler. Çünkü biz kilogramı zaten daha önceki sınıflarda, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta öğrenmiştik. Bugün ton. Çocuklar, ton kısaca küçük harfle T ile gösteriliyor ve bir ton tam 1000 kilogramdır çocuklar. 1000 kilogram bir ton yapar. Peki tonu günlük hayatımızda nerelerde duyuyoruz? Neleri tonla ölçüyoruz? Bu kadar büyük bir birimi nerelerde kullanıyoruz? Bakalım. Çocuklar, bizler bir ürünün hasadından sonra ton ifadesini kullanırız. Mesela 5 ton kiraz bu sene hasat ettik işte. 10 ton pancarımız oldu. 8 ton kayısımız oldu. 15 ton buğdayımız oldu gibi. Bu şekilde en çok hasat zamanı söylenen, kullanılan bir birimdir. Başka, çocuklar bir ev yapıldığında bu evin inşaatında kullanılan demir yine ton olarak ifade edilir. Odun ve kömür, odun ve kömürü biz yine ton olarak ifade ediyoruz. Bazı hayvanlar çocuklar oldukça büyüktür. Bunları da ton olarak ifade ediyoruz. Mesela çocuklar burada gördüğümüz mavi balina. Biliyorsunuz mavi balina dünyadaki şimdiye kadar bilinen en büyük hayvan. Ne kadar mı? Çocuklar ortalama 150 ton olduğu biliniyor. Bazılarının daha küçük ama bazılarının daha büyük olduğu söyleniyor. Hatta mavi balinanın kalbinin ağırlığı bile 600 kilogram. Evet, kendisi gerçekten çok kütlesi büyük olan bir hayvan. Yine burada gördüğümüz fil. Filin kütlesi ne kadar acaba? Evet çocuklar, o da ortalama olarak 4 ile 7 ton arasında değişebiliyor. Evet, bazı taşıtlar, ulaşım araçları, bunların da ağırlıkları çok çok fazla olduğu için ton olarak yine ifade ediliyor. Kilogramdan daha küçük olan kütleleri ise biz gram ile ölçüyoruz. Bu da yine günlük hayatımızda çok kullandığımız bir ölçü birimi. Nerelerde mi kullanıyoruz çocuklar? Şimdi gramın nerelerde kullandığımıza bakacağız. 1 kilogram 1000 grama eşit. Bunu unutmayın ve gramı da kısaca küçük harfle G şeklinde gösteriyoruz. Bakın çocuklar, çerez almaya gittiniz. Çerezi genel olarak gramla alabiliyoruz. Kilogram da olabiliyor ama gram olarak da ifade edebiliyoruz. Baharatçıya gittiğimizde yine aldığımız baharatları gram olarak alıyoruz. Çocuklar, kasaba gittiğimizde kıyma ya da et ürünlerini kilogramla da gramla da alabiliyoruz. Ve çocuklar, altın yine gram olarak
konuşulan, söylenen, en çok kullanılan bir takıdır. Yine altını da gram olarak ifade edebiliyoruz. Ve çocuklar, gramdan da küçük olan. Öğretmenim, nedir bu gramdan da küçük olan? Gram zaten çok küçük değil mi diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama kütlesi bir gramdan daha az olan varlıklar var. Biz bunları da miligram olarak ölçüyoruz. Ama çocuklar, biz bu miligramı tabii günlük hayatımızda çok fazla kullanmıyoruz, görmüyoruz. Çünkü genel olarak laboratuvarlarda, kimya gibi alanlarda, ilaç sektöründe özellikle çok kullanılıyor. Onun için biz miligramı günlük hayatımızda, hani şu kadar miligram, şunu alalım falan demediğimizden, daha az kullanılan bir ölçü. Miligram da çocuklar, MG, yine küçük harflerle MG şeklinde, MG sembolüyle gösteriliyor. Ve 1 gram 1000 miligrama eşit. Eğer fark ettiyseniz çocuklar, en büyük kütle ölçü birimi ton. Daha sonra kilogram, kilogramdan daha küçüğü gram ve gramın daha küçüğü miligram. Tekrar bakın yukarıdan aşağıya, ton, kilogram, gram ve miligram şeklinde sıralanıyor. Ve bunların her biri biner biner çocuklar. Aralarındaki katlar biner biner. Yani 1 ton 1000 kilogram. 1 kilogram 1000 gram. 1 gram 1000 miligram. En küçük ölçü birimi, kütle ölçü birimi miligram. Bakın çocuklar, ilaçlarımızın üzerinde dikkat ederseniz siz de 50 miligram, 100 miligram, 500 miligram gibi ifadeler görebilirsiniz. İşte miligram genel olarak burada ilaç sektöründe kullanılabiliyor. Şimdi çocuklar, biz çevirmeler yaparak bu kütle ölçülerini tartmayla ilgili daha güzel, daha iyi şekilde kavramanızı sağlayacağız. Şimdi kilogramı grama çevireceğiz çocuklar. 4 kilogramın kaç gram olduğu soruluyor. 1 kilogram kaç gramdı? Az önce söylemiştim, 1000 gramdı. O zaman 4 kilogram 1000 ile çarparak kaç gram olduğunu söyleyebilirim. Çocuklar, daha önceki videolarımızda ben size 1000 ile kısa yoldan çarpma, 1000'e kısa yoldan bölme videoları çekmiştim. Eğer unuttuysanız o videoları lütfen izleyin. Çünkü bu çevirmelerde çok işimize yarayacak. 1000 ile çarpma işleminde biliyorsunuz 1000'deki o 3 sıfırı direkt biz ekleyerek kısa yoldan çarpma işlemimizi yapıyoruz. 4 kilogram 4000 gram yapar. 12 kilogram, yine 1000 ile çarpıyorum ve 12.000 gram. 50 kilogram, 50.000 ile çarpıyorum, 50.000 gram. 2 kilogram 300 gram. Çocuklar, 2 kilogram kaç gram yapar? 2000, değil mi? 2000'e 300 gramı da eklediğimizde 2300 gram yapar. 34 kilogram 50 gram. 34 kilogram 34.000 gram yapar. Bir de 50 gramımız vardı. 34.050 yapar. Şimdi çocuklar, gram olarak verilmiş olan birimleri kilograma çevireceğiz. Az önce ne demiştim? Bu defa şöyle düşünüyoruz. 1000 gram 1 kilogramdı. 5000 gram kaç kilogram olur? 1000'e bölüyorum. 1000'e bölmek neydi çocuklar? 3 tane sıfırı silmekti. Evet, 5000 gram 5 kilogram yapar. 8000 gram, evet çocuklar, 8 kilogram yapar. 14.000 gram, harikasınız, 14 kilogram yapar. 29.000 gram, 29 kilogram yapar. Eminim ki ekranlarınızın başında benimle beraber cevaplıyorsunuz. Harikasınız çocuklar. 7.750 gram ise 7 kilogram ve 750 gram yapar. Çok güzel çocuklar. Devam edelim. Şimdi gram, miligram, biliyorsunuz en küçük kütle ölçüsü birimi miligramdı. Şimdi 2 gramı miligrama çevirirken ne yapıyorum? 1 gram 1000 miligramdı. 2 gram
2000 miligram, 9 gram, 9000 miligram, 16 gram, 16.000 miligram. Harikasınız çocuklar. Şimdi miligram olarak verilmiş olan ölçüleri grama çeviriyoruz. 13.000 miligram, 13 gram ve 125.000 miligram, 125 gram yapıyor. Evet, şimdi bakıyoruz ton ve kilogram. Hemen tonu hatırlıyoruz. Ton neydi? En büyük kütle ölçüsü birimiydi ve bir ton 1000 kilogramdı. 6 ton o zaman 1000 ile çarptım. 6000 kilogram. 33 ton. Evet çocuklar. 33.000 kilogram. 10 ton. Sizler de cevaplıyorsunuz. 10.000 kilogram. 11.000 kilogram kaç ton? Bu defa kilogram olarak verdik. Ton olarak istiyoruz. 1000 kilogram 1 tondu. 11.000 kilogram 1000'e bölüyorum ve 11 ton. 80.000 kilogram ise 80 tona eşittir diyoruz çocuklar. Şimdi doğru yanlış ifadelerle devam edelim dersimize ve bakalım. 500 gram yarım kilogramdır demiş. Çocuklar 1 kilogram 1000 gramdı. 1000'in yarısı 500'dür. O zaman 500 gram yarım kilogramdır ifadesi doğrudur çocuklar. 1 tonun içinde 4 tane 250 kilogram vardır. 1 ton kaç kilogramdı? 1000 kilogramdı. Peki çocuklar 4 tane 250 1000 yapar mı? Harika çocuklar. Evet, tabii ki yapar. 1 tonun içinde 4 tane 250 kilogram vardır. Devam edelim. 5 kilogram 5000 gramdır demiş. Evet çocuklar, bakıyorum. 1 kilogram kaç gramdı? 1000 gramdı. 5 kilogram 5000 gram yapar. 500 gram yapmaz. Sıfırlara dikkat. Evet, yanlış cevap. Doğrusu ne olacaktı? 5000 olacaktı değil mi? 500 değil. 2 tane 500 miligram 2 gram eder. Çocuklar 2 tane 500 miligram 1000 miligramdır. 1000 miligram da 1 gram yapar. 2 gram yapmaz ki. Evet, yanlış cevap. İfade yanlış. 5 tane 200 miligram 1 gramdır. 5 tane 200 ne yapar? 1000 miligram yapar. Peki 1000 miligram 1 grama eşit mi? Eşit. O zaman bu ifademiz de doğrudur diyoruz çocuklar. Evet çocuklar, bugün sizlerle tartı konusunu öğrendik. Bazı bilgileri hatırladık. Ton ve miligramı öğrendik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın çocuklar.